Bu yaştan sonra altımıza iş ettireceksiniz ya. Biliyorum orada olduğunuzu birader ya, Allah Allah. Çok acıktım be. Kimse yok mu lan? Lan ya başıma bir şey gelirse kim verecek bunun hesabını? Alo! Lan! Çişim de geldi harbiden, iyi mi? Çok acım lan. Karnım çok aç. Bir parça ekmek verin ben. Geldiniz mi abi? Abi ne olur şu gözlerimi açın. Abi ben çok açım. Ne olur bir şeyler söyleyin ya. Açın lan gözlerini. Aç abi aç. Sana bir şans daha vermeye karar verdim. O kertenkele bugün akşam saat 8'e kadar bana getirirsen senin hayatını bağışlarım. Yoksa seni cehennemin dibine gönderirim. Cengiz, çözün şu ellerini. Ara lan, ara hadi. Arasana oğlum. Yuh be kardeşim, insanın telefonu bu kadar kapalı olur mu ya? Lan yine başını belaya sokma bari şimdi. Dedeciğim. Efendim. Biz akşam için alışverişe gidiyoruz. Tamam. Güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz. Hale, Zehra ne kadar mutlu değil mi? Dedeciğim, ben bir şey söylemek istiyorum. Dinliyorum. Akşam Ünsal da gelecek. Aa. Gelsin, gelsin, gelsin. Belki Ziya Hoca'yı görür de örnek alır. Hale, canım. Zehra'nın sözü mü var? Hocayla mı? Gelmez olur muyum? Tabii ki gelirim. Sen nasıl? Hale? Karıcığım? Hale? Kapamış ya. Ama ayıp oluyor Hale. Gel. Amirim, çok önemli bir istihbarat aldık. Deli Kenan, Kertenkele'nin yakın arkadaşı olarak binen Şevket'i bir depoda tutuyormuş. Kertenkele arkadaşını orada bırakmaz. Kesin kurtarmaya gidecektir. Tabii ki amirim, kurtarmaya gelecektir. Hatta şimdiden takip etmeye başlamıştır bile. Sana soran oldu mu lan? Hemen bir ekip çıkarın. Ben de geliyorum. Amirim, tüm ekipler bugün Sarı Ceviz operasyonunda görevliler.
Sen ne dikiliyorsun? Abinin ben de gelebilir miyim? Senin işin masa başı. Masa başından ayrılmayacaksın. Sen benimle gidiyorsun. Ben bugün nöbetçiyim. Oğlum emniyette polis mi kalmadı? Yok amirim. Sana mı kaldık? Evet. Bak bu seferlik geliyorsun. Bu seferlik. Sonra masa başı. Ya amirim çok sağ olun ya. Cıvıma lan, cıvıma. Bağışın amirim. Çıkın siz. Çık şana. Ya Zehra'nın da sözü var. Nasıl yetişeceğim ben ya? Ulan kertenkele. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Ya demek iş bayağı ilerlemiş. Neyse, kısmette Ziya Hoca'ya kız istemek de varmış. Bu benim için büyük bir şereftir Halil Beyciğim. Şey Müberra Hanım, ben bu tür şeyleri pek beceremem de... ...sıkıştığım yerde bana yardımcı olursunuz değil mi? Tabii tabii. Ziya Hoca gibi bir alim için ne gerekirse yaparım. O zaman akşama görüşürüz. Tamam. Ha, siz bir çiçek yaptırın. Ben de şöyle güzel bir söz çikolatası hazırlayayım. Tamam. Arasana lan. Anlaşıldı. İyilikten anlamıyorsun. Dağıtacağım kafanı seni. Tamam. Tamam. Kusura bakma kardeşim. Ben böyle ineyim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Bay bay. Görüşmek üzere. Halil Efendi. Şimdi... şu telefona bir bakayım, geliyorum Halil Efendi. Efendim? Bu nasıl bir hoca? Görmedin mi? Adam mağazadaki herkesten çok daha iyi biliyor modayı. İtalyan kesim ceket istedi tezgahtarda. Ben esas tezgahtarlar takımın altına ayakkabı bulmakta zorlanınca... ...bu takımla acı kahve, ayakkabı, kemer iyi gider deyince çok iyi oldum. Yani acı kahve dedi ya. Ya bir önceki sezonun trendinden falan bahsediyor. Zehracığım, bu adam bildiğin trendleri takip ediyor. Vallahi bravo. Gerçekten bravo. Tamam Şevket, tamam. Ben sana yeri ve zamanı mesaj atacağım. Benim şimdi işim var. Kapatmam gerekiyor hadi. Tamam kardeşim. Halil Efendi, benim çok acil bir işim çıktı. Bir yere kadar gidip gelmem lazım. Nereye gidiyorsunuz hocam? Halil Efendi, sana zahmet. Şunu bir caminin içine koyuver. Ama hocam... Halil Efendi, çok acil. Gideceğim, geleceğim. Akşam namazından sonra gelirim. Buradan beraber kız istemeye gideriz, tamam? Çok sağ olasın. Nereden onu kertenkele? Buraya gelmiyormuş. Yeri ve zamanı ben söylerim dedi. Allah Allah. Neresiymiş orası, ha? Bilmiyorum. Mesaj göndereceğim dedi. Dua et de o kertenkele yanlış yapmasın. Yok abi, kertenkele yanlış yapmaz. Bunu ne yapalım abi? Alın bu daha da yanınıza. Abi biraz ağır olmadı mı? Tuzak falansa sıkın kafasına gitsin. Bu daha ağır oldu. Bu şerefsizlerden başka kurtuluş yolu yok. Beni buna mecbur ettiniz lan.